Webtekno olan herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde burada sizinle Tekno'nun Come On serisinden Come On 20 ve Tekno Come On 20 Pro 5G'yi incelemiştik. Şimdi de yanımda tabiri caizse serinin ağır abisi diyebileceğimiz Tekno Come On 20 Premier 5G var. Geçtiğimiz yıldan beri Tekno telefonları stüdyomuzda misafir ediyoruz. Fiyat performans serisi Spark, kamera odaklı Come On ve Amiral sınıfı Phantom serilerinin birçok modelini, ki buna Amiral gemisi Phantom X2 Pro da dahil, inceledik. Tekno telefonlarla bu kadar ilgilenmemizin sebebi ülkemizde pazara rakiplerine nazaran yeni girmiş olmaları. Marka henüz 3 yıldır Türkiye pazarında ve rekabetçi ürünleriyle pazarda yer alıyorlar. Tabi bize de bu telefonları incelemek düşüyor. Come On serisinin genel olarak kameralarıyla öne çıkan bir seri olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Come On 20 Premier 5G'de serinin şimdiye kadar çıkan en gelişmiş kamerasına sahip telefon. İsterseniz lafı hiç uzatmadan direkt telefonun kamera özellikleriyle başlayalım. Telefon 50 megapiksellik ana kamerayla geliyor arkadaşlar. Ana kamerada Tekno'nun Samsung'la birlikte geliştirdiği RGB View Pro Ultra sensörü yer alıyor. Bu sensörün esprisi bize renk yoğunluğu, yüksek parlak ve keskin görseller sunması. Ayrıca ana kamerada daha çok üst segment telefonlarda gördüğümüz sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme, yani OIS de yer alıyor. Sensör kaydırmanın esprisi ise biz video çekerken sensörün telefonun titremesine göre küçük küçük hareket etmesi. Bu sayede titreşimin etkisi en aza indiriliyor ve daha stabil videolar çekebiliyoruz. 50 megapiksellik ana kameranın hemen altında ise 108 megapiksellik ultra geniş açı kamera var. Bu çözünürlük ultra geniş açılarda görmeye alışık olmadığımız bir değer. Tekno, kullanıcıların ultra geniş açıya olan ilgisini görmüş olacak ki bu kamerada ana kameradan daha fazla çözünürlük sunmayı tercih etmiş. Yine yüksek megapiksel değerinin getirisiyle birlikte çektiğimiz fotoğraflarda daha fazla kırpma yapma şansı bizi bekliyor. Yani tam olarak olmasa da bir nevi bize yakınlaştırma yapma imkanı sunan bir lensimiz de içinde geliyor gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir manzara çektiniz ancak bir bölümünü çektikten sonra beğenmediniz. Fotoğrafın kalitesinden çok ödün vermeden o bölgeyi çıkarabilirsiniz. Sonuçta fotoğraf 108 megapiksel, yani biraz kırpsak da bir şey olmaz. Buna ek olaraksa kamera çerçevesinde makro, 2 megapiksellik bir derinlik kamerası ve altında da bir lazer odaklama görüyoruz. Video tarafında telefon bize 4K 30 kare çekim yapma imkanı sunuyor ve yapay zekalı video güzelleştirme araçlarını seviyorsanız video AI güzelleştirme özelliği de yer alıyor telefonda. Yine OIS desteğinin etkilerini de burada hissediyoruz. Elde yaptığımız hareketli çekimlerde titreşimin önüne geçebiliyoruz. Bir de serinin diğer telefonlarında olduğu gibi Come On 20 Premier 5G'de de ön ve ana kamerayı aynı anda kullanarak ikili video çekebiliyoruz. Telefonun ön tarafına geçtiğimizde ise 32 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Bu kamera f2.45 diyafram açıklığına sahip ve 319 noktalı konumlandırma yaparak en doğru cilt tonunu buluyor ve daha iyi portreler elde edebilmemizi sağlıyor. Video tarafında ise 1080p çekimler yapabiliyoruz. Sizler de ekranda örnek videoları görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Kamera performansından ben genel anlamda memnun kaldım. Hem günlük kullanımda hem de Instagram'a story ya da post için işimizi görecek fotoğraflar çekmek mümkün bu telefonla. Şimdi gelin biz bu telefonun tasarımına da bir göz atalım. Bu tarafta Tekno özgün olmak için atılabilecek bütün adımları atmış açıkçası. Özellikle arkada hem kamera dizilimini öne çıkaran tasarım detayı, hem kapakta yer alan ve Come On Puzzle adını verdikleri özel tasarım dokunuşları telefonu rakiplerinden ayıran bir görüntüye kavuşturmuş. Telefon iki farklı renkte geliyor. Huzur mavisi ve gökyüzü siyahı isimli bu renklere bir de Mr. Doodle Edition eşlik ediyor. Serinin bu üyesi tasarımlarıyla ve kendine has tarzıyla ünlü sanatçı Mr. Doodle'ın dokunuşlarıyla karanlıkta epey havalı bir görüntü yakalıyor. Telefon serinin diğer üyeleri gibi oldukça ince bir çerçeveyle geliyor. Gayet modern, şık bir görüntüsü var genel olarak. Bu tasarım detayları da telefona premium bir hava katıyor. Telefonun sağ tarafında ses tuşları ve güç tuşu, sol tarafta SIM girişi ve altta da 3.5 mm jack girişi ve Type-C girişi var. Yine hem altta hem üstte yer alan stereo hoparlörler. Serinin diğer telefonlarında olduğu gibi Come On 20 Premier 5G'de de mevcut. Özellikle yatay kullanımlarda telefonla film, dizi izlerken veya oyun oynarken stereo hoparlör bayağı önemli oluyor. Önemli olan bir diğer şey de ekran tabii. Come On 20 Premier 5G bu konuda da kullanıcısını memnun ediyor. Telefon 6.67 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor ve 120 Hz yenileme hızına sahip telefon. Aynı zamanda mavi ışık zararını %50 azaltan bir ekran filtreleme tekniğine sahip. Böylece hem günlük kullanımda biz gözlerimizin daha az yorulduğunu hissediyoruz, hem de göz sağlığımızda bir nebze olsun korunmuş oluyor. Ayrıca telefonun göz korumasına yönelik bir sertifikası da var. Ekran kısmı bence en çok öne çıkan detaylarından bir tanesi telefonun. Ekranda son olarak bir de yüksek hızlı ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Tekno tüm Come On serisinde olduğu gibi Come On 20 Premier'de de sensörün %99.8'lik bir başarı oranı olduğunu söylüyor. Yani parmağımızı dokundurur dokundurmaz kilit açılıyor. Telefonun içine baktığımızda ise işlemci olarak Tekno Come On 20 Pro 5G'de olduğu gibi MediaTek Dimensity 8050 işlemci görüyoruz. Orta üst segmentte gördüğümüz güncel bir işlemci.
işlemci bu arkadaşlar ve performansı günlük kullanımda yeterli bana kalırsa. Oyun oynarken ya da telefonu yoracak bir işlem yaparken de herhangi bir sorunla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Oyun, işlemci falan derken akıllara tek bir soru geliyor, ısınıyor mu? Bu konuda da Tekno'nun özel bir çözümü var. Polimer grafen 3 aşamalı ısı dağıtım sistemi sayesinde telefon ısıyı kolayca dağıtarak ısınma sorununun önüne geçiyor. İsterseniz gelin şimdi bu oyun testimizi yapalım, bakalım sonuçlar nasıl olacak. Telefona tüm bunları yapmak için enerji sağlayan 5000 mAh'lik bir bataryası var ve ayrıca kutudan 45 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor ki bizi ekstra bir adaptör masrafından kurtarıyor. Bu sayede 5000 mAh'in yeterli olmadığı durumlarda bile telefonu hızlıca şarj edip kullanmaya devam edebiliyoruz. Telefonu serinin diğer üyelerinden ayıran bir diğer özelliği de 512 GB'lık depolamayla gelmesi. Ayrıca 8 GB RAM artı 8 GB arttırılabilir RAM ile geliyor telefon arkadaşlar. Bu da gerekli durumlarda telefonun belleğine depolamadan destek yapabileceğimiz anlamına geliyor. Son olarak yazılım tarafına baktığımızda da Android 13 tabanlı iOS 13 ile geliyor telefon. Tekno yazılım konusunda bir güncelleme garantisi sunmuyor. Ama umarım Android 14'ü de alır telefon. Her ne kadar malum sebeplerle fiyatlar değişebilse de Tekno Camo 20 Premier 5G şu an 24.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta. Sizler telefonu nasıl buldunuz dostlar? Sizce bu fiyata alınır mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.